Zanaatkar olmak aslında yaptığın zanaatı sevmekten geçiyor, onu hissetmekten geçiyor. Bir işe başladığımda sanki bir butona basıyormuşum gibi zamanı durdurup işin bitiminde tekrar butona basıp normal hayata dönüyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. İşte o butondaki sayaçta gösterilen zaman da bazen 10 saat, bazen 12 saat olabiliyor. Bir iş yaparken zaman duruyor benim için aslında. Zanaatkarlık bir nevi zamanı durdurma sanatı diyebilirim. İnsanoğlu kalkanı önce hayvanlardan korunmak için kullanılmış. Daha sonra savaş zamanlarında ise düşmandan korunmak için kullanırlardı. Kalkan birçok malzemeden yapılır. Türklerin en çok tercih ettiği kalkanlar ise söğüt dalından, demir, bronz, balık derisinden, fil derisinden, özellikle kaplumbağanın sırtındaki boğa denilen kaplumbağanın kabuğundan da kalkanlar yapılırdı. Hun Türkleri genellikle süvari tarzında savaşlara girdikleri için bir süvarinin üzerine alacağı teçhizat ne kadar hafifse atın üzerinde de o kadar etkili olacaktır düşüncesiyle. Genelde hep hafif malzemelerden teçhizatlarını seçtiler. Özellikle kalkanı deriden kullandılar. Dana ve manda derisinin kalın ve sert oluşu kalkan için birebir biçilmiş kaftandır. Düşmandan gelen ok, mızrak, kılıç, gürz, balta darbelerine karşı kalkan çok koruyucu bir teçhizat. Yoğun ok atışlarında bir ordu siperin en önünde kalkanlarını serer ve bu ok darbelerinden rahatlıkla kurtulabilir. Thank you.
aslında ne kadar bir defansif teçhizat olsa da aynı zamanda atakta da bayağı etkili bir silahtı. Özellikle Romalıların kullandığı Testuda isimli bir savaş taktiği vardır ki ordular bir araya gelerek kaplumbağayı andıran bir biçime bürünürler. Zaten Testuda da kaplumbağanın bir çeşididir. Bu sayede düşman ilk atağını yaptığı zaman ön ve arka sağdan soldan gelebilecek bütün tehlikelere ve bütün darbelere karşı kendilerini korurlar. Saldırı bittikten sonra yukarıdan veya sağdan soldan ve ön taraftan kapakları açılarak kendi silahlarını kullanırlar. Düşmana anında darbe indirebilirler. Kalkan o kadar önemli bir teçhizattı ki Orta Çağ'da savunma sanayinin %87'si buna dayanırdı. Kalkanın göbeğine yaptığım malzeme normalde demir veya çelikten yapılırdı ama ben dışarıdan gelen kılıç ve balta darbelerini yuvarlak formdaki metal daha iyi savuşturduğundan dolayı bir bakır levhayı döverek yuvarlak forma getirdim. Kalkanın en önemli kısmı göbeğidir çünkü temel ne kadar zayıf olursa kalkanın diğer kısımları da pek etkili olmayacaktır. Şu işimi bitireyim, seni güzelce otlayacağım. Sen de tak 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 sıkıldın değil mi oğlum? Ha? Ne yapıyorsun bakalım? Uslu durduğun için sana bir sürprizim var, bekle. Çok güzelmiş bu. Oğlum. Al bakalım. Afiyet olsun. Ufak ısırıp bak, küçük küçük. Aferin oğlum. Hadi şuradan da bir ısırık al. Hop. Aferin. Oğlum parçaladın ya. Hadi bunu da al. İşi bitirmem lazım. Zanaatkar olmak aslında yaptığın zanaatı sevmekten geçiyor, onu hissetmekten geçiyor. Zanaatkarlık çok sabır isteyen bir iş. Totalde baktığım zaman 7 saat, 8 saat, 10 saate varan çalışmalar yapıyorum. Nasıl saatlerce çok sevdiğin bir müziği dinlersin ya da bir dağın başına çıkıp o güzel manzarayı izlersin. Ya da çok uzun bir seyahate gidiyorsundur. Gideceğin yer sana çok mutluluk vereceğini düşünerek gidiyorsun ya. Ben de yaptığım işte kendimi kaybediyorum ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Eskiden savaşlarda çok sağlam kalkan yapmak için sağlam malzemeler kullanılırdı. Demir, çelik,
söğüt ağacı, tahta gibi malzemeler kullanırdım. Ama kendi yaptığım işlerden dolayı özellikle dizi ve sinema sektöründe oyuncunun rahat olabilmesi için, daha rahat taşınabilmesi için daha hafif ve daha böyle aksesuarlı, daha güzel görünen kalkanlar yapmayı tercih ediyorum. Osmanlı zamanında kalkanın önemli bir yeri vardır. Çünkü bazı yerlerde hiyerarşiyi de bilirlerdi. Özellikle üst sınıfın kullandığı kalkanlarda daha derinlemesine aksesuarlar, altın kaplamalar ve özel taşlar da bulunurdu. Tasarladığım kalkanlarda ve istek üzerine genellikle Osmanlı, Moğol ve Hun Türklerinin motiflerini de işliyorum. Bu işlemeler ham deri üzerine çeşitli el aletleri ve bıçak yardımıyla rahatlıkla yapılabiliyor. Ben tasarladığım kalkanda kendi yorumumu katmak istedim. Özellikle Osmanlı ve Hun kültürünü yansıtan motifler işledim. Genellikle eskiden kök boyalardan ve elde hazırlanmış olan boyalardan boyanırken ben günümüzde daha rahat ulaşabileceğim antik renkte boyalar ve su bazlı boyalar tercih ediyorum.
Hadi bakalım Desperado. Şimdi seni dışarıya çıkartayım. Sen orada güzel güzel otlarken ben de senin yatağını yapayım. Yaptığım iş sanki benle bütünleşmiş bir parça gibi. Kendime yapmışım gibi yapıyorum her yaptığım şeyi. O yüzden bir yere teslim ederken de vazgeçemiyorum. Mesela eğer bir sete göndereceksem dizi ya da sinema için vazgeçemiyorum. Çok zorlanıyorum onları gönderirken. Ya da bir kişiye özel bir tasarım yaptıysam vazgeçemiyorum. Ama nihayetinde ne kadar çok ürün yaparsam, ne kadar çok hislerimle ortaya bir şey çıkartırsam, belki o hislerimle ortaya çıkardığım şey başkasına da başka şeyler hissettirecek. Belki birisi görecek ve diyecek ki, evet ben de bundan yapmak istiyorum ve benim yanıma gelecek, ben bu işi öğrenmek istiyorum diyecek. Ben de ona el vereceğim. Kalkanın iç kısmında ise süvarinin ya da savaşçının kalkanı tutabilmesi için elcik ve diz bölümünün geçtiği iki adet köprü vardır. Bu köprüler çok önemlidir. Gevşek olması ya da sıkı olması savaşçının performansını etkileyebilir. Tam göbeğin arkasında ise yastık dediğimiz içi yün ya da samanla doldurulmuş bir bölüm vardır. Bu da dışarıdan gelen darbelere karşı rahatlıkla sanki bir huzursuymuş gibi savaşçının savunmasına yardımcı olur. Aslında yaptığım işlerde hep farklı şeyler yapmayı tercih ediyorum. Özellikle yaptığım işe hissiyatımı, düşüncelerimi içine katmak istiyorum. Bu beni farklı bir yola gönderiyor. Çünkü bir yaptığım iş diğerine hiç benzemiyor. Zanaatkarlık, yaptığım bir ürünün devamını yapabilmektir. Fakat ben yaptığım ürünlerin aynısını yapamıyorum. Aslında yapmak istiyorum da hep içime başka şeyler doğuyor. İşte bu motifi işlemeliyim, bu sefer bunu yapmalıyım, rengini farklı yapmalıyım gibi hep farklı düşüncelere kapılıyorum. Hep farklı bir şeyler çıkıyor ortaya. Özellikle dizi ve sinemalarda tasarladığım şeyler, zırhlar, işte kemerler, kolçaklar ya da kalkanlar hep farklı farklı tasarımlarda oluyor. Çünkü her yaptığım yeni işte tezgahın başına geçtiğimde kendimi bambaşka yerde ve bambaşka iş yaparken buluyorum. Ve yaptığım işin sonucunda da bambaşka bir şey çıkıyor ortaya.
Zanaatkarlık, usta ve çırağın sanki babayla oğlun bir ilişkisi gibi. Şimdi kapalı çarşıda bir sürü kuyumcu var, bir sürü elbise satan insanlar var, bir sürü kumaş satan insanlar var. Hep dükkanlar yan yana, karşı karşıya. Dükkan sohbetleri oluyor. Sen ne kadar kumaş sattın, işte ben yeni malzeme alacağım gibi. Ama ben bu soruların hiçbirini hiç kimseye soramıyorum. Çünkü benim bir dükkan komşum yok. Benim mesleğimi ya da yaptığım işi tartışacağım bir partnerim yok. Beni çok mutlu ederdi bunların olması. Çünkü benim bir ustam olmadı. Sadece yol ayrımlarında bana yol gösteren insanlar oldu. Mesela kısmet ustalığını öğrenmek için İrfan Usta'nın yanına gittiğimde ona diyemedim işte benim ustam olur musun? Bana bu mesleği öğretir misin? Sadece ben o an o mesleği yapmak istedim ve adeta göz hırsızlığıyla, yani ustayı izlemekle mesleği beynime kazıdım diyebilirim. Çok isterdim 8-9 yaşlarında bir ustanın yanına gelip yetiştiğimde, 20 yaşına geldiğimde, askerlik çağım geldiğinde oğlum, cebime harçlık koyup beni askere göndermesini, askerden döndüğümde onun rızası olan bir kişiyle evlenmemi, bütün hayatımda onun olmasını isterdim. Çünkü eski ustalar öyleydi. Bir baba şefkati vardı ustalarda. Belki ailenden çok ustanı görüyordun. Tabii karşılığında bir kazanç oluyordu ama önemli olan o yaptığın işteki sadakat, ustanın sana gösterdiği saygı, işi esnasında öğrendiğin, işine duyduğun sevgi. Bunların hepsi usta-çırak ilişkisinde var. Ama ben bunu yaşamayı çok isterdim ama yaşayamadım. Ama belki bir usta-çırak ilişkisiyle mesleğe devam etseydim, belki sadece kısmetçi olacaktım. Hayatıma çıkan her şeyi ve her yeni sanatı ve zanaatı denemek istediğimden, her şeyi yapmak istediğimden dolayı yol gösterenler sayesinde farklı şeyler denedim ve bugüne kadar geldim. Ve içimde hala yapmak istediğim bir sürü zanaat var, bir sürü sanat dalı var. Elimin, beynimin, aklımın, hislerimin el verdiği kadar onlarla uğraşmaya devam edeceğim. Aslında yaptığım işlerde belki de ben bir davet mektubu gönderiyorum insanlara. Güzel işlenmiş, güzel hissiyatlar üstüne üflenmiş davet mektupları yolluyorum. Belki bir gün o mektubu biri alır ve okur, bana bir cevap yazar. Cevabı da yanıma geldiğinde der ki, evet ben teslim olmaya geldim, bu zanaatı öğreneceğim ya da bu sanatı öğreneceğim der. Ondan sonra birlikte mektuplar yazmaya başlarız.